Evet, Ekospor'dan herkese iyi günler. Bugün stüdyoda iki tane çok değerli konuğum var. Bunlardan bir tanesi biraz daha kurumsal bir beyefendi. Türksel Medya İlişkileri Müdürü Sayın Mustafa Kutlay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir diğeri de sporcu, genç bir arkadaşımız. Ediz Yıldırımer, milli yüzücü. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bugün sizlerle İstanbul'da düzenlenecek olan 11. Dünya 11. Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası çerçevesinde bir sohbet gerçekleştireceğiz. Türksel şampiyonun ulusal sponsoru. Öncelikle sizden başlayalım. Büyük olduğu için beyefendi, sözü kendisine verelim. Sizden başlayalım. Bu tip organizasyonlarda Türksel, bu tip kurumsal büyük şirketler ne hedeflerler? Niçin böyle organizasyonlara girerler? Biraz ondan bahsedelim. Tabii ki. Öncelikle şirketlerin kurumsal vatandaşlar olduklarının da bilinçlerinde olduğunu düşünmeliyiz. Çünkü nasıl bireyler olarak vatandaş sıfatıyla topluma karşı sorumluluklarımız varsa, kurumlar olarak da vatandaşlık sorumluluklarımız var. Ve biz sadece, Türksel gibi şirketler sadece bulundukları toplumun ekonomik kalkınmasına değil, her alanda sosyal kültürel kalkınmasına da katkı sağlamakla yükümlüler. Evet. Biz de bu yükümlülüğümüzün fazlasıyla farkındayız. Spor da Türkiye'de uzun zamandır Türksel'in destek verdiği alanlardan biri. Biz milli takımlar düzeyinde basketbol ve futbolda A milli takımı düzeyinde zaten sponsorluklarımız vardı. Bunun dışında 6 federasyon üzerinden bireysel sporlara da destek verdiğimiz gibi federasyonların yanı sıra 5 sporcumuza da, 4 dalda 5 sporcumuza da bireysel olarak destek veriyoruz. Ediz de bunlardan biri. Çünkü bireysel sporlarda gelişim için rol modellere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ediz de bu anlamda 19 yaşında, 12 yıldır yüzme sporunda ve 12 yıllık hayatında, yüzme sporu hayatında sayısız başarıya imza attı. Ve dolayısıyla biz insanlara, bakın 19 yaşında neler yapılabilir gösterdiğimiz sürece başarıya giden yolda çok önemli adımlar atılacağını düşünüyorum. Yani ama o 19 yaşında o başarıları elde etmek için de işte böyle desteklere ihtiyaç olabiliyor. Evet, kesinlikle. Kesinlikle doğru zamanda, doğru insanlara, doğru sistemler içerisinde destekler verilmesi gerekiyor. Biz bu anlamda her zaman üzerimize düşenleri yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Biz de zaten onları bekliyoruz. Hakikaten böyle büyük şirketlerden Ediz'e dönelim o halde. Mustafa Bey biraz bahsetti. Bugüne kadar pek çok başarı elde ettiğinden. İstersen o başarılardan biraz bahsedelim. Bugüne kadar neler oldu, neler yaptın? Biraz ondan bahsedelim istersen. Evet, tabii 12 yıllık yüzme yaşantımdan çok çalışmalarımın karşılığını aldım diyebilirim. 2008 olimpiyatlarında Türkiye temsil eden en genç sporcuydum, 14 yaşındaydım. 14 yaşında, evet. Daha sonra 2012 olimpiyatlarında Türkiye adına yüzmeyi temsil ettim. 2 olimpiyat gördüm. En büyük başarılarım tabii uluslararası olarak kabul ediyorum. 2010 ve 2011 yıllarında 800 metre serbestte Avrupa Gençler Şampiyonu oldum. Ve aynı şampiyonlarda da 1500 metre serbestte bronz madalyalar aldım. 4 madalyayla ülkemizi gerçekten iyi bir şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Biz de öyle düşünüyoruz. Sen Amerika'da okuyorsun ve yaşıyorsun. Bu anlamda da sponsorluk bir desteğiyle devam ediyorsun. Ne kadar zamandır devam ediyor bu destek? Tabii Türksel'le birlikteliğimiz 2009'dan beri devam ediyor. Hem yüzmeme hem de şu anda işte eğitimime çok büyük etkiler ve yardımlar sahip çıkıyorlar. 2009'dan beri beraberiz. Peki, şimdi az evvel sen de söyledin, Avrupa Gençler Şampiyonluğun var. Biz şimdi gençler kategorilerinde, alt yaş kategorilerinde hem yüzmede hem başka atletizm olsun, tenis olsun, bu tip branşlarda, bu tip amatör sporlarda başarı elde ediyoruz aslında bir yere kadar. Evet. Ama daha sonrasında büyüklere geçtiği zaman aynı başarıyı, aynı oranda bir başarı elde edemiyoruz. Evet. Şimdi sen tam o arada bir yerde duruyorsun şu anda. Oradan oraya geçiş döneminde duruyorsun. Evet. Neden böyle oluyor? Neyi yanlış yapıyoruz? Neleri doğru yapmamız gerekir? Amerika'da okurken de bir yandan orayı da, onu da gözlemliyor olduğunu düşünüyorum çünkü. Tabii. Yani özellikle yüzme gibi uzun soluklu sporlarda gerçekten sporcuların çok büyük fedakarlıklar göstermesi gerekiyor. Çok sabahları erken kalkıp bütün gün içinde hem okul hem de yüzmeyi beraber götürmek gerekiyor. Bence ilk önce sporculardan başlıyor bunlar. İnanmak gerekiyor. Ve daha sonra da bence Türksel gibi şirketlerin böyle sporculara çok sponsorluklarla destek vermesi gerekiyor. Çünkü bunlar pahalı sporlar ve gerçekten yani sporcuların
sadece sporlara ilgilenmesi gerekiyor. Bunlar ekonomik kısımların TÜRSAL gibi sponsorluklarla giderilmesi gerekiyor. Ya zaten sadece sportif anlamda pahalı olmasa da bir yaşantının da devam etmesi gerektiği evet. için bir yandan böyle full kapsamlı bir paket bir sponsorluğun herhalde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Sizin bu anlamda düşünceleriniz, planlarınız, bu tip şeylerin uzun soluklu olmasıyla ilgili planlarınız, projeleriniz neler var acaba? Şimdi aslında başarıları getiren şeyler sistemler. Yani evet. her ne kadar bireysel de desek bazı spor dallarına aslında o başarıyı getiren, o bireylerin arkasında, o bireyleri başarıya taşıyan doğru sistemlerin kurulmuş olması. Evet, bu sistem dediğimiz şey de aslında o sporcunun eğitiminden tutun, sporunun gerektirdiği performansı yakalayacağı doğru altyapıyla yetiştirilmesini de içeriyor. Hı hı. Sporda başarılı olmuş bütün modellerde bu sistem var. Hı hı. Ve biz de Türksel olarak Türkiye'de özellikle bireysel sporlardaki başarının doğru kurulacak sistemlerle hı hı. geleceğine inanıyoruz. Ve bu anlamda da çalışmalara başladık. Hı hı. Çok kısa bir zaman içerisinde bu sistemi de içeren bahsettiğim şekilde bir yaklaşımla Türk sporuna desteğimizin yeni miyank taşlarını daha kapsamlı bir model geliyor anladığım evet, kadarıyla. Yani bir sistem ve bir evet. model olması gerekiyor arkasında. Süreklilik açısından da, başarının da, hı hı. desteğin de sürekliliği açısından böyle bir modele ve sisteme ihtiyaç var. Bunu tekrar keşfetmeye de gerek yok. Dünya bunu nasıl başarmış, bunu inceliyoruz, ediyoruz. Ve bu sistemi Türkiye'de de biz hayata geçireceğiz. Umuyorum, biz de bekliyoruz hakikaten de. Şöyle bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu tip büyük mesela şu anda yapılacak olan hı-hı. Dünya Şampiyonası. 11. Kısa Kulvar Dünya Şampiyonası. Yakın geçmişte yine böyle çok önemli organizasyonlarda sponsorluğumuz söz konusu. Şimdi böyle büyük şirketlere özellikle çok fazla bu tip başvuru olduğunu tahmin ediyorum. Hı-hı. Sponsorluk bu tip organizasyonların, eventlerin sponsorluğu anlamında. Doğru. Sizin kriterleriniz nelerdir? Nasıl seçersiniz doğru sponsor olmak olacağınız bu tip organizasyonu, eventi nasıl seçersiniz? Evet, şimdi az önce de bahsettiğim gibi burada bizim için en önemli şey toplumsal fayda. Hı hı. Yani biz bir sponsorlukla bu toplumun gelişim ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz alanlarına ne kadar katkı yapıyoruz buna bakıyoruz. Hani bundan önce Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın sponsoruyduk. Dünya Avrupa Halter Şampiyonası'nın sponsoruyduk Antalya'da. Biz bu alanlardaki sponsorluklarımızın bu organizasyonların marka değerini ve toplumsal farkındalığını arttırması gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı, hı. Ve sadece sponsor olarak üzerimize düşeni maddi olarak yapıp sonra kenara çekilmek gibi bir anlayışımız ve yaklaşımımız da yok. Hı hı. Biz aynı şekilde yaptığımız sponsorluğun bu toplumun her kademesine, her katmanına değebilecek şekilde iletişimini de yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Oradaki farkındalığı arttırdığımız sürece özellikle bireysel sporlardaki toplumsal farkındalığa paralel olarak başarının da geleceğini hı hı. düşünüyoruz. Bugüne kadar böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Türkiye'nin önünde çok önemli bir hedef var. 2020 evet. Olimpiyat oyunları adaylığı gibi. Ve aslına bakarsanız önümüzde çok da fazla bir süre yok. Hı hı. 2013 yılının Eylül ayı gibi hangi ülkede bu oyunların yapılacağı belli olacak. Zorlu bir süreç ve bu zorlu süreçte biz de şirket olarak, Türksel olarak Türkiye'nin 2020 Olimpiyat oyunları adaylığından başarıyla çıkması için ne gerekiyorsa yapacağız. O zaman ben de şöyle anlıyorum. Ben size bir organizasyonla, bir eventle geldiğim zaman, ben böyle bir şey organize etmek istiyorum, bana sponsor olur musunuz diye geldiğim zaman öncelikle aradığınız şey hakikaten toplumsal bir fayda. Bunu gözetiyorsunuz, bunun olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Uzun vadeli Türkiye'nin önündeki hedeflerde belli bir hedefe ulaşılması yolunda onun bir mihenk taşı oluşturması gerektiğini düşünüyorsunuz. O zaman şu anda doğru anlamışım. Doğru. Böyle bir organizasyona size gelebilir bu durumda. Tamam. Tekrar hedefe dönelim. Şimdi az evvel bahsettik. Çok yoğun bir antrenman programıyla yaşıyorsun. Ne kadar zamandır Amerika'dasın bu arada? 4 yıldır. Evet. Birazcık günlük hayatından bahseder misin? Böyle programa girmeden önce bahsettin. Sen konuşurken biz yorulduk. biraz bahset, biraz izleyicilerimiz de yorulsun. Tabii sabahları 4.50'de kalkıyorum, uyanıyorum.
hemen havuzumuza gidip 5-15 saat sonra. 4.50 kalkıyorsun. Evet. Evet. Altını çizelim yani. Bazılarının uyuma saati o. 5'i çeyrek geçe havuza giriyoruz. 5'i çeyrekten saat 7'ye kadar yüzme antrenmanımız var. Daha sonra 7'den 8.30'a kadar kondisyon antrenmanımız var. Fitness'a girip orada ağırlık kaldırıyoruz bazen. Daha sonra okul başlıyor. Sınıflara gidiyorum üniversitede. Yaklaşık saat 2'ye kadar sınıflarda ders görüyorum. Daha sonra 2 çeyrek geçeden 5.30'a kadar antrenmanım var. Tekrar yüzme antrenmanım var. 5.30'dan sonra hemen yemekhanemize gidip yemek yiyoruz orada. 6.30-7 gibi buluyor bu saat. Daha sonra tabii ödevlerimizi bitirmek zorundayız. Yaklaşık saat 10 veya 10.30 gibi ödevlerimizi bitirip tekrar yatağa gitmeliyiz ki sabah tekrar 4.50'de kalkabiliriz. Evet. Yani şimdi çok yoğun bir program hakikaten de. Şimdi Ediz'in çok disiplinli bir hayatı olması şart. Evet. Siz özellikle sponsor olacağınız ve destekleyeceğiniz sporcularda böyle bir altyapı arıyor musunuz? Mesela yani çok genç bir insan çünkü bir yandan baktığınız zaman 19 yaşında bir insan. Daha bir sosyal başka bir hayat istiyordur, başka bir şeyler yapmak istiyordur ama sosyal hayatı çok kısıtlı. Buna rağmen o disiplinle normal hedefine kilitlenecek bir yapısı olmasını arıyor musunuz mesela? Evet, arıyoruz. Aslında az önce bahsettiğim o aradığımız rol modelin gereği de bu zaten. Çünkü Ediz gerçekten bir başarılı bir sporcu olması gibi, bakın bahsettiğine dikkat ederseniz eğitimini aksatmıyor. Evet. Spordaki başarısıyla eğitimini bir arada götürmek gibi aslında çok zor. Gerçekten beceri isteyen ve zaman kullanımını doğru yapması gereken bir işi yapıyor. Dolayısıyla Ediz'in bu yapısı bizim için doğru sponsorluğunda unsurlarından biri. Çünkü bizim istediğimiz şey sadece başarılı bir sporcu değil, başarılı insanlar olabilmeleri, bireylerin. Sportif başarı bunun bir tarafı, ama o sportif başarının arkasında o sportif başarıyı getiren doğru sistemlerin, doğru yaşam şeklinde olunmasını arıyoruz. Peki bu olduğu zaman, şimdi bir yandan şöyle bir durumu da var. Tabii ki elbette ki bir marka, bir sporcuya, bir organizasyona sponsor olduğu zaman elbette ki kendi bilinirliğini de arttırmak istiyor bu anlamda. Sporcunun bu anlamda getireceği başarı, ilerideki başarı, bu anlamda markanın da uzun vadeli bir yatırımı anlamına gelebilir mi? Evet, o da markaları tabii ki motive eden bir unsur. Yaptığınız sponsorluğun ne kadar başarıya döndüğünü hissediyorsanız ve toplum bunu ne kadar takdir ediyorsa, bu zaten markanıza yansıyor. Markanız bununla değer kazanıyor. Ama öncelikle buradaki beklediğimiz şey markamıza bunun bir değer olarak dönmesi değil, bu topluma değer katan bir marka olduğumuzun hissedilmesi. Burada da çok doğru şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Yani bizi gördükçe ve konuştukça biz de öyle düşünüyoruz hakikaten. Peki şu anda senin bugün başladı şampiyona. Evet. Senin yarın mı ilk heatin? Benim yarışlarım cuma ve pazar. Okey. Evet. Ne gibi bir hedef var bu şampiyona ile ilgili olarak? Tabii şimdi Amerika'daki performanslarımı da yansıtmak istiyorum. Şu anda tabii en büyük hedefim en iyi derecelerimi yapmak. Şu an hala 19 yaşındayım. Hala gelişme sürecim devam ediyor. En iyi derecelerimi yapmak. Tabii. Zaten herhalde bir yani yüzücünün de bir herhangi bir atletin en önemli hedefi hep kendi en iyi derecesini geçmek olmalıdır diye düşünüyorum. Herhalde öyledir diye. Tabii özellikle de bireysel sporlarda her zaman ilk önce kendimizle yarışıyoruz. Tabii. Geliştiğimiz sürece tabii en önemli koşul o. Ben her gün havuzda kendimi geliştirmek için gidiyorum. Tabii bu sürdüğü sürece ben mutlu olacağım. Tabii sürdüğüm sürece de Türkiye'mizi daha iyi temsil edeceğime inanıyorum. İnşallah. Biz de öyle umut ediyoruz. Rol model olarak kendine aldığın yüzücüler var mı? Tabii ya, her zaman söylediğim gibi yani her konuşum yüzünden her zaman küçük tiyolar kapmaya çalışıyorum tabii. Yani her zaman herkesten öğrenebileceğimiz şeyler var bence. Fakat tabii yani baktığım olarak hem kişisel olarak hem duruşu olarak hem de sportmenliği olarak Avustralya Interpol her zaman örnek almışımdır yani. Bir yandan da yüzdüğü mesafeler stil itibariyle falan da uyuyor. Sana benziyor, uyuyor. Evet. Aynen. Peki mesela çok popüler olan diğer isimlerden Phelps, Lochte, bunlarla bir tanışıklığın, bir sohbetin var mıdır? Tabii biraz 4 yıldır tabii Amerika'da yaşıyorum. Onlarla her zaman yarışlarımız oluyor tabii. Her biri tanışma şansını elde ettim tabii. Bunlar tabii yani tarihi efsane isimler yani. Onlarla tabii günlük olarak konuşmak gerçekten çok büyük bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Lochte'de burada konuşma şansınız oldu mu? Evet tabii yani aynı otelde de kalıyoruz bu arada. Yani havuzda ve otelde konuşma şansımız oldu yani.
Onlar tabii İstanbul'un ne kadar güzel bir şehir olduğunu söylerler bize. Ama biraz trafikten şikayet etmişler gerçekten. Tabii biraz trafiğin alışkın değiller tabii. Welcome to İstanbul dedim diyelim onlar o zaman yani. Böyle evet. Burada yaşamak birazcık zor tabii yani. Kolay değiliz birazcık. peki tekrar bu şampiyonaya geri dönecek olursak. Sizin sponsorluğunuzda 11. Dünya Kısa Kulvar var yüzme şampiyonasının bundan öncekilerden farkı ne olabilir? Ne gibi bir fark yaratmaya çalışırsınız? Bir defa şimdi Türkiye için yeni bir organizasyon. En önemli farkı bence bu. İki yılda bir normalde düzenlenen bir organizasyon ve Türkiye'de ilk kez yapılıyor. Farklı bir spor dalı. Yani bu sporun normalde 50 metrelik havuzlarla yapılan versiyonun 25 metrede yapılan bir versiyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla farklı. Bildiğim kadarıyla takım yarışları burada daha kolay yapılabiliyor küçük havuz olduğu için. Birincisi yüzme sporunun gerçekten her zaman rastlanmayan bir türünü ev sahipliği yapmak bence başlı başına önemli bir şey. Türk halkının buradaki algısı, bu işe göstereceği hassasiyet gerçekten yarışmalarda olacak. Yaklaşık 950 sporcu var 162 ülkeden ve bunun 27'si Türk yüzücüler. Onlar için büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Yani bütün dünyada 800 milyon insanın izleyeceği bir organizasyondan bahsediyoruz. Ve aslında Türkiye'de İstanbul'da yapılıyor olması dünyanın gözü önünde, 8 milyonun gözü önünde 27 tane Türk sporcusunun başarıya motive olması için Türk halkının gerçekten o salonları doldurması gerekiyor. Bu desteğin sağlanması için de biz Türksel olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bence Türkiye açısından en büyük farkı bu. Organizasyonun ev sahibiyiz. Bu organizasyonun ev sahibi olmanın getirdiği avantajları en doğru şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bundan daha iyi motive olacağımız bir ortamı olmayacaktır herhalde yakın dönemde yüzmede. Bu anlamda ben gerçekten iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Yani hem dediğiniz gibi hem Türkiye'de yapılıyor olması sporcularımıza vereceğimiz destek açısından çok önemli. Hem de ülkenin tanıtımı, İstanbul'un tanıtımı açısından da çok önemli. Bundan önce yapılan işte bir WTA yaptık burada. Çok başarılı oldu. Dünya işte bir salon atletizm şampiyonası yaptık. Çok başarılı oldu. Burada da ben de bir başarı yakalanacağını umut ediyorum. Umuyorum. Sinan Erdem spor salonu bunun için çok ciddi bir değişikliğe uğradı. Ortasında böyle büyük bir yüzme havuzu yapıldı. Koltukların bir kısmı boşaltıldı. Bambaşka bir değişim. Yani mesela daha önce orada yapılan şampiyonları görenler şimdi gittikleri zaman da çok şaşıracaklar. Bambaşka bir şey görecekler hakikaten de. Peki senin bu şampiyonadan beklentilerin bir onları alayım. Seninle ilgili, Türkiye ile ilgili, Türk takımı ile ilgili neler bekliyorsun? Onun dışında beklediğin sürprizler var mı? Hangi ülkeleri daha güçlü görüyorsun? Biraz onlardan bahsedelim. Tabii takım olarak şu andaki hedefimiz Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil etmek. Tabii ev sahibiyiz. Bu konuda çok gerçekten heyecanlıyım açıkçası yani. Çok da gurur duyuyorum. Geçen işte havuzda antrenman yapma şansını buldum. Gerçekten çok çok muhteşem bir havuz. Tabii böyle yarışlarda tabii ne kadar çok final elde edersek en azı 8 kişi final izliyor böyle yarışlarda dünya şampiyonasında. Ne kadar final elde edersek bence o kadar iyi. O kadar Türkiye'mizin ismini orada duyurma şansımızı elde edeceğiz. Elde eder miyiz final? Çıkar mıyız finalleri? Yani ben geçinden umuyorum. Yani bence bu kapasitede yüzücülerimiz var. Ben de dahil olmak üzere. Çok çalıştık tabii bunun için ve eğer tabii halkımız da tribünleri doldurursa onlara da gerçekten bence ekstra bir motivasyon vereceğine inanıyorum. Onlara da desteğiyle bence finaller geleceğine inanıyorum. İnşallah. Biz de öyle umut ediyoruz. Son olarak tekrar bir söyleyelim. Sinan Erdem'de yapılıyor yarışlar. Bugün itibariyle başladı. Cumartesi pazara kadar devam ediyor. Evet, pazara kadar. Pazar gününe kadar da devam edecek. Yüzme severleri, spor severleri hem orada çok güzel bir organizasyonu izlemeye davet edelim hem de kendi sporcularımıza destek olmaya da davet edelim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İdris sana da başarılar dilerim. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Ekospor'un bugünlük sonuna geldik. Cuma günü yeniden karşınızda oluncaya kadar hoşçakalın efendim.